Önümüzdeki 1,5 yılın finansal koşullarını belirleyecek, biraz sert, biraz köşeli bir konuşmalar yapılacak. Tekrardan bir ivmelenme görebiliriz toprak fiyatlarında, gayrimenkul fiyatlarında. Bilinçli davranmakta fayda var. Mutlaka takip etsinler. Ama asıl konu ki Türkiye'de özellikle, tabii ki dünya içinde ama biz vatanımız, yurdumuz için bu ekonomi, krizin, zamların, doların, euronun, altının vesaire, hadi geçelim ekonomiye, çok önemli, hepimiz için çok önemli. Neler görüyorsun, öngörün nedir? Tamam, şöyle biraz tarihlerle gökyüzündeki olayları eşleyerek anlatacağım. Çünkü ekonomide biraz temkinli konuşmaya çalışıyorum. Hem bir yatırım tavsiyesi değil elbette, bu ayrı. Zaten izleyicilerimiz biliyordur ama hem de neyi neden anlattığımın bir eşlemesi olsun diye. Yani böyledir gibi bir çıkarımdan öte bir şeyleri hesaplayarak bakıyoruz bunu anlatmak adına. Şimdi ekonomi açısından baktığımızda bir tık geriye gideceğim. 20 Ekim'de sert bir dolunay var idi. Bu dolunay ile beraber hayatımızı kısıtlayacak bir yönetimsel karar alınacak diye yorumlamıştık bunu. Birçok meslektaşım da ben de. Bu dönemde biz faiz indirme fiyatların doların artmasını gördük ilk önce. Daha sonra dedik ki 18-19 Kasım'larda, 19 Kasım tarihinde önümüzdeki 1,5 yılın finansal koşullarını belirleyecek biraz sert, biraz köşeli bir konuşmalar yapılacak ve bir karar alınacak yine. Ve bu süreç aslında birçok firmanın darboğazdan geçmesine muhtemelen sebep olacak demiştik. Ve hatta şöyle bir notum var benim. O dönemde alınan kararların gerçek sonucunu, hayatımızdaki reel sonucunu biz 19 Aralık 29 Ocak arasındaki dönemde daha net görürüz diye bir notum var birçok yerde paylaşımında. Şimdi 18-19 Kasım'da 18'inde yine bir faiz indirimi ve doların artmasını gördük. Daha sonra aralığın sonlarına geldiğimizde 19 Aralık'taki Venus Retrosu döneminde mevduatlı hesabımızın uygulaması kararı çıktı ve dolardaki inişi gördük. Burası bir istikrarsızlık ve kararsızlık süreciydi. Bunun üzerine dedik ki aralığın son günleri, son 2-3 günü biraz böyle ufaktan böyle bir kritik bir yan var. Buralarda bir hareketlenme olur. Dolar 12 seviyelerinden 14 seviyelerine tekrardan çıktı. Minik bir artış gördük. Şimdi geldiğimiz noktada Ocağın ilk günlerinde de 2 Ocak'ta da bir yeni ay var idi Oğlak Burcu'nda. Bu da artık aslında kurallar, düzenlemeler, bankaların bazı şeyleri nasıl uygulayacağına dair düzenlemelerin gelmesi, hesaplar, finansal süreçlerle ilgili bir planlama ve kurallar süreci karşımıza çıkacak. Bir başlangıç teması var demiştik. Bu dönemde bizim zaten hem işte bankaların çeşitli uygulamaları, dolar almaman lazım, mevduat hesabına geçersen falan ya da kredi çekersen gibi çeşitli uygulamalarını gördük. Hem de maalesef ki bütün zamları uyandığımız gibi 31 Aralık'ta 1 Ocak'ta uyandığımız gibi gördüğümüz zaman dilimi oldu. Şimdi 29 Ocak'a kadar hala daha şu devam ediyor. Piyasadaki para dolaşımı az. Çünkü tedirginlik ve beklentiler var, tedirginlik var, endişe var. O yüzden Ocak sonuna kadar bizim çok daha rahat bir şekilde alım, satım, parasal dolaşımın olması, piyasaların hareketlenmesi mümkün değil. O yüzden güvensizlik var her şeyden önce, değil mi? Biraz da güvensizlik var. Güvensizlik var, belirsizlik var, aynen. O yüzden biraz daha beklediğimiz zaman değil mi? Keza zaten Venüs Retrosu dönemlerinde biz bir alım yapmak için çok uygun bir dönem değil diye düşünüyoruz. Yani şu anda aldığımız şeylere değerinden daha fazla para ödüyor olma ihtimalimiz çok yüksek. Zaten neyi gördük? Aslında dolar düşmesine rağmen şeyler, zamlar çok da fazla düşmedi ürünlerde. Şu anda karşılıklı olarak tam olarak satılmıyor. Çünkü nasıl gideceğini bilemediğimiz için. Şimdi ayın sonlarında, daha doğrusu ayın sonlarına gelmeden 18 Ocak tarihinde bir dolunayımız var. Bu dolunay bizim halkımızı anlatan Yengeç Burcu'nda. Halkın huzuru ve güvenini anlatan yerde. Aynı zamanda Merkür Retro'muz var. Ortak finansal kaynaklarımız alanında ortak finansal kaynak ülke olarak bahsettiğimiz Merkez Bankası'nın rezervidir, bankaların parasıdır, ülkemizin finansal kaynaklarını anlatır. İki şey karşımıza çıkacak. Birincisi 18 Ocak civarında halkın sıkışması diye göstermiş bize. Demek ki biraz tedirginiz. Halen daha korku dolu bir bekleyişimiz var. O yüzden burada bir rahatlama öngörmüyoruz. Yakın vadede biraz darboğaz enerjisi devam ediyor. Bir ikincisi Merkür Retrosu ile beraber
Şubat'ın ortasına kadar bizim ilerletilmiş haritamızda kapanış dönemindeyiz. Bu da şu anlama geliyor. Şubat ortasına kadar biz aslında ülke olarak Merkez Bankası ile ilgili rezervlerimizle ilgili çok böyle rahat bir konumda değiliz. Belki kaynağımız küçülüyor. Belki farklı hesaplar yapmamız gerekiyor. Belki bir planlama sürecinde değişim gerekiyor. Kaynakların küçülmesi diye göstermiş bunu. Ki hani zarardaydı şimdi ama artışta gözüküyor. Nasıl oluyor bu hesap falan gibi bir sorgular ve şeyler de var, haberler de var şu anda. Biraz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bizim ülke olarak Merkez Bankası'ndaki rezervimiz ne kadar, ne oluyor, ne bitiyor göreceğiz. Bunların üzerine şöyle şeyler olacaktır. Şubat'ın neredeyse 10'larına, 12'lerine kadar vergiler ve hem vergiler diyeyim, hem kurallar, ödemeler diyeyim, dijital mecralarla ilgili ödemeler diyeyim, belki dijital mecralardan kazanılan paralar, işte çeşitli sosyal medyadan para kazanan kişiler gibi bir sürü alanlarda düzenlemeler yapılacak tekrardan. Şu anda olan kural ve vergi seti değil, bunun üzerine yeni bir şeyler, yeni düzenlemeler, yeni planlamalar olacak. Bence biz bu dönemlerde yavaş yavaş duymaya başlarız ama Şubat başında asıl bazı kararlar ortaya daha net çıkar. Şubat'ın ortası önemli. Sonrasını biraz daha hızlı anlatacağım. Şubat'ın ortası önemli. 10-16 Şubat arası, özellikle 16 Şubat civarında şunu yaşayacağız. Diyor ki gökyüzü bize, 19 Kasım civarında her ne olduysa bunun rövanşını yaşayacaksınız. Yani o dönemde olan bitenin devamını, kararın nasıl olduğunu, bütün arada yapılan önlemler, tedbirlerle beraber, işte mevduat hesapları, doların daha kontrollü bir hale gelmesi, bunu biz sürdürebiliyor muyuz? Burada acaba başka bir müdahaleye gerek var mı? Bir kriz daha çıkacak mı? Bunu 16 Şubat civarında göreceğiz. Yani bir istikrarsızlık, bir hareketlilik teması var burada. Biraz sert bir dolunay, ay düğümlerinin orta noktasında kalıyor. O yüzden bu bizim aslında finansal koşullar anlamında ülkemizin yakın vadedeki kaderini belirleyecek bir dönüm noktası. Ben burada altının biraz yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Altının da dövizin de sanki o enerjide tekrardan biraz yükseleceğini düşünüyorum. Ama umarım ki en iyi şekilde nasıl bu süreci yönetebiliyorsak öyle olsun. Yani hani yükselmesi de aslında hiç iyi bir şey değil. Ama aynı dereceler, aynı sertliği gösterince bana biraz şüpheye düşüyorum. O 16 Şubat civarını görmeden piyasalarla ilgili net bir tavır, tutum belirlememiz, sergilememiz çok mümkün değil bence. Şimdi zaten ekonomist değilsin ama ben de çok izliyorum. Ekonomistlerin söylediği bir şey var. Dolar gördüğü yeri unutmaz deniyor ya. Ya tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil. Bir taraftan da o 18'lere çıktığında insanlar evlerini vesaire yüksekten alanlar, ne bileyim ya da borcu olup düşmesini bekleyenler, iki arada bir derede kalanlar Türkiye'de çok fazla. Bu anlamda hani düşme, dövizin düşmesi, insanların tabii korkuyorlar, kimse de güvenemiyor. Ne yatırım yapabiliyorlar ne alım yapabiliyorlar. Ama senin söylediğinden anladığım Şubat ortasından sonra da daha da bir yükseliş olabilir evet, mi? Şubat ortasında kritik bir hamle var. Bu kritik hamle biraz sanki yükselişe işaret ediyor diye düşünüyorum. O da iyi mi kötü mü tabii tartışılır ekonomik anlamda, değil mi? Evet. Çünkü aynen, yani Kasım'da olanın devamı, devamlılığı, benzer bir olayın ortaya çıkması, altınla ilgili bir yükselme ve aynı zamanda aslında bence biraz da yönetim süreçleriyle ilgili, maliye ve finans bacağındaki yöneticiler, Merkez Bankası ile ilgili olabilir, Maliye Bakanı ile ilgili olabilir, yönetim süreçleriyle ilgili tekrardan kararlar alınacak. Devam değişim edelim. Olabilir mi? Aynen, değişim olabilir gibi. Değişim hani olabilir. Tabii bu dolayısıyla da erken seçimin ayak seslerini duyuyoruz. Ama senin ilk konuşmandan anladığım olmasa bile o anlamda bir hareketlenme, hazırlıklar diye söylüyorsun. Doğru mu anladım? Evet. Şöyle bir şeyimiz var. Ülkemiz bir akrep burcu ülkesi. Güney ay düğümümüz akrep burcundan geçiyor gökyüzünde. Güney ay düğümü geride bırakmak, değiştirmekle ilgilidir. 1,5 yıl boyunca buradan geçerken bizim yönetim, yöneticiler, yönetim süreçleri, yönetim biçimiyle ilgili bir konuyu kabuk değiştirircesine geride bırakıp yeni bir sayfa açmamızı bekleriz. Bu hani erken seçim şeklinde olabilir. Bu kabinede birçok değişimle ilgili olabilir. Yönetimin nasıl olacağıyla ilgili çeşitli kanunlar ve düzenlemeleri de kapsayacak şekilde olabilir. Hepsini birden bize anlatır.
Yakın vadede en kritik olan dönem Şubat ortası, asla bir erken seçim konuşması değil ama oradaki değişim aslında bizim yöneticiler seviyesinde konumuzun nereye doğru gideceğini de gösterecek. 16 Mayıs tarihindeki tutulma biraz daha finansal boyutlar ve kanunlarla ilgili değişimleri sanki anlatıyor. Belki anayasaya dair kanunlarla ilgili bir değişim konuşuluyor olacak bu sürecin içinde. Asıl 25 Ekim tarihinde bir güneş tutulması var. Sanki yeni bir sayfa demiş ülkemiz için. O yüzden bu dönemde olursa en yakın vadede 25 Ekim civarında bir erken seçimi beklerim ben. Bu şöyle bir şey olacaktır. Devamlılığı tutulmaların halen daha 2023'ün baharında ve sonbaharında da var. O yüzden zaten 2023 seçimler zamanı. Belki erken seçimle ilgili konuşmalar ve şeyler, spekülasyonlar olur. Ancak ekonomik koşullarımız bunu yapmaya el vermeyebilir. Çünkü ekonomi birinci sırada şu anda. Buna cesaret edecek gücümüz olmayabilir ülke olarak. Ekonomi olarak da belki bu gökyüzündeki hareketlenme bir hamle, bir düzelme umutla beklediğimiz belki o süreç olur ama siyasi anlamda nasıl etkiler? Yani başka söyleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum ama gözüme çarpan bir soruyu sormak istiyorum. Eğer genel anlamda bittiyse. Mesela toprak teması, işte ev, kira, işte ne bileyim arsa, ekim, biçim vesaire. Bu anlamda 2022 öngörün nedir? Bakıyoruz bir taraftan da 2021 yılından beri fiyatların yükselmesi, konut anlamında diyorum ama tarımla ilgili de toprak teması ile ilgili neler söylersin? Bu sene 2022'de toprak değerli diye gösteriyor bize gökyüzü. Kuzey ay düğümü toprak tarafında daha doğal olana dönmek, sürdürülebilir olanı yapmak, tarımla ilgilenmek, bunun içine teknoloji katarak belki topraksız tarımla ilgili bir şeyler yapmak aslında ve aynı zamanda yatırımı kalıcı olan ürüne yapmakla ilgili diye gösteriyor. Yani gözümle gördüğüm, dokunabildiğim şeye, bankada paramı tuttuğum sürece bu o kadar değerlenmeyebilir. Ama tarıma, toprağa yaptığım yatırım çok daha fazla değerlenecek ve artacaktır diye gösteriyor. İki fazla düşünelim. Hem bu sene gerçekten biz Nisan sonlarında tekrardan bir ivmelenme görebiliriz. Toprak fiyatlarında, gayrimenkul fiyatlarında. Hem bu senenin ötesinde bir de ileride 2023'ün yaz aylarında tekrardan bir değerlemede artış olacak. Yani halen daha çok geç kalmış durumda değiliz aslında. Biraz geç kaldık. 2021'in sonlarına doğru hep, hatta başında ortasında hep demiştik 22'lerde böyle olacak diye. Birçok meslektaşım da dedi burada. Senin de çok sohbetlerini biliyorum bu anlamda. O yüzden tarıma, toprağa yatırım, evet, halen daha kıymetlenecek bir alan. Ancak dediğim gibi 2023'ün yaz aylarında ikinci bir tur yükseliş göreceğiz. O yüzden halen daha çok geç kalmış durumda değiliz bu anlamda. Ya şey geldi aklıma, ne kadar ilgi alanım bilmiyorum. Metaverse ile ilgili ne düşünüyorsun? Madem böyle sanaldan gittik, onu da yorumlamanı isterim açıkçası. Kripto paralarda bence şu önemli, henüz daha yakın vadede bir merkezileşme sistemi çok görünmüyor. Hatta 2022'de çeşitli birleştirme girişimleri olabilir. Ancak bence bir merkezi bir sistem henüz daha çok yakında görünmüyor. O yüzden şunu söylüyor bize gökyüzü. Diyor ki evet, dijital paralar hep karşımızda olacak ve bir kısmı çok hızlı değerlenecek ama istikrarsızlık var diye gösteriyor. O yüzden de her bir kripto paranın tek tek kendi haritası var. Dönüp tek bir şeye bakmamız lazım. Dolara baktığımızda doların bir tane, kendi bankaların üzerinden baktığımız, Fed'in üzerinden baktığımız haritası var. Her kripto paranın enerjisi başka. O yüzden bazıları elenecek yolun içinde. Şubat'ın ortasında elenenler de olacak. Nisan sonu, Mayıs ortasında da, yazın Temmuz sonunda elenenler de olacak. O yüzden bildiğimiz ve güvendiğimiz yerlere iyi takip ederek yatırım yaparsak çok anlık ivmelerle hızlı kazanımlar yapabileceğiz. Ancak bunu yapmıyorsak da gerçekten büyük hayal kırıklıklarına uğrayabiliriz. Yani ya çok bildiğimiz, artık kendini ispat etmiş Bitcoin'de, Ethereum'da oradan küçük bir şey alıp kenara koyacağız ve diyeceğiz ki bu zaten büyüyor. Ya da gerçekten günlük takip ederek ekonomistleri vesaire hareket edeceğiz. Çünkü ben aşırı güvenilir bulmuyorum halen daha. Elenenler çok olacak aralarında. Yani ezber hareket etmesinler, bilinçli davranmakta fayda var. Mutlaka takip etsinler. Kulaktan dolma değildi, değil mi? Bilinçli aynen hareket etmek gerekiyor. Günlük ve anlık takip etmek gerekiyor bence. Doğru. Hepimiz de uzman oluyoruz neredeyse. Herkes artık, o kadar çok programlar da çoğaldı. Sosyal medyada bu anlamda insanlar da merak arttı.
Çünkü hani 3 kuruş parası olan bile ne yapayım deyip bir uzmanı izliyorlar. Bu da bir gerçek baktığında. Evet. Şimdi takipçilerimizin en merak ettiği şeylerden biri burçlarımız. Ocak belki genel bir yaparsan, tek tek burçları değerlendirirsek, ister genel anlamda 2022 ve sonrasında ay ay, Ocak ayı için git. Onu da sana bırakıyorum ama heyecanla herkes burcunu merak ediyor. Şanslılar kim? Basireti bağlı olanlar gibi bedbahtlar kim? Hepsini senden öğreneceğiz. Söz sende. Ben bu dönemden bir fırsat ile çıkmak için neler yapmalıyım? Ben en çok bunu soranlara bayılıyorum. Çok güzel bir soru gerçekten de. Çünkü kriz dönemini fırsatlara da çevirebiliriz. Tabii, doğru. Güzel bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Kimi için kriz, kimi için de şans oluyor, fırsat oluyor. Nasıl değerlendirelim? Bunu uzmandan duymak tabii ki. Sonra aşk geliyor, anladım. Herkes tamamen duygusal parayı düşünüyor. Evet. Duygu, değil mi? Yani huzur olmadığı zaman, çünkü huzur tabii ki para huzur değil. Ama temel ihtiyaçlarımızı giderecek kadar bir nakitte değilsek tabii ki de bu aile içinde huzursuzluklara yol açtığından dolayı ilk önceliğimiz şey finansal koşullarımız maalesef ki. Çağımızın en büyük ilk cümlesi önce sağlık. Evet. Herkes birbirine önce sağlığım olsun diye başlıyor. Son yıllarda bunu çok duyuyoruz. Hepimiz de söylüyoruz bunu, Duygu. Gerçekten öyle. Evet. Hadi başla. Taktıysan şarjını. Seni heyecanla bekliyoruz. Burçlarımız bize neler söyleyecek?